Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ring severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, ikinci videomuzdayız. Bu video gerçekten çok uzun bir video olacak. Belki de hani serinin ilk başları düşündüğünde çekeceğim en uzun video olacak. Bu videoyu önce bir izleyin. Gerekirse video açıklamasındaki timestamplere bakarak nerede alıp nerede almadım, nerede tanıttım onları bir gözden geçirin. Çünkü bu videoda aslında oyunun başında hangi klasla oynuyor olursanız olun o klaslar için önemli olacak olan belli başlı silahları, bölgeleri, NPC'leri ve satıcıları tanıtıyor olacağım. Ve tabii bu tanıtmaya bağlı olarak da birkaç tane karakterin questline ile alakalı aksiyonlar alıyor olacağız. Dediğim gibi bunu sadece bir izleyin. İzledikten sonra eğer ki hani burada sizin de almanız gerektiği veya sizin build'ınızla alakalı bir şey bahsetmişsem, bunu alın bu build'da iyidir demişsem onu almak için sadece aksiyon gösterin. Buradaki her şeyi yapmanıza gerek yok. Şimdi ilk olarak bir önceki oyunun sonunda, pardon bir önceki videonun sonunda Spirit Calling diye bir şey almıştık. Bize, ben burada genelde yine Porch'un sağ tarafında kullanıyorum bunu. Dolayısıyla buradan sağ tarafa Lone Wolf Ashes'ı ekliyorum. Bugün almış olduğumuz ruh şeyiydi. Eğer ki ekranın sol tarafına bakacak olursanız sol tarafta bir tane böyle şey, işaret çıktığını göreceksiniz. Konuşamadım. İşaret çıktığını göreceksiniz. Bu işaret şunu ifade ediyor. Bu bölgede bu şeyleri, ruhları çağırabilirsiniz. Bunları bosslarda ve belli başlı açık dünya bölgelerinde çağırabiliyor olacağız. Çağırabiliyor olmanızın katkısı şu. Bunları summonlarsanız, yanlış şey summonladım. Bunları summonlarsanız günün sonunda aslında yanınızda sizle beraber savaşacak olan şeyleriniz oluyor. Kurtlarınız oluyor. Hani bu kurtlar gidip birilerine saldırıp onları öldürmeye vesaire başlayabiliyorlar. Aklınızda bulunsun. Yani biz bunları özellikle bosslarda ve mini bosslarda kullanıp bunlara yardım alıyor olacağız. Oyunun başında şu an karşıdaki gibi bölgeyi temizlemekte de faydalanıyor olacağız. Dediğim gibi bu videonun amacı aslında başlangıçta karakterimizi bir tık güçlendirmek olacak. O yüzden şimdilik yani ihtiyaç duymayacağınız bir içeriği yapmanıza gerek yok. İlk olarak şuradan bir tane Great Sword alabiliyoruz. Aynen Lord Swans Great Sword. STR build'ı giden arkadaşlar bu silahtan faydalanabilirler. Şuraya doğru hızlıca gideceğim. Biraz şöyle falso almakta fayda var. Pam pam pam. Askerler sizi agrolarlar eğer ki çok yakınlarına giderseniz ama uzaklarından dolanmışsanız hiç kimse hiçbir şey yapmaz. Arkalarından tek saplayışla öldürüyoruz. Normal saldırılara birkaç kez vurmanız gerekiyor. Buradan bir tane Flail isim verilen bir şey alacağız. Bizim gibi Confessor oynayan arkadaşlar olur, Dexterity giden arkadaşlar olur. Flail'dan faydalanabilirler. Burada alacağımız bir başka önemli item var ama onu bir sonraki videoda almayı planlıyoruz. O yüzden şu an için ona değinmeyeceğim. Buradan dümdüz koşturuyorum. Şimdi bu videoda ilk başta bir miktar silahlardan bahsedeceğiz. Bir miktar bizim kullanmakta olduğumuz pot sayısı ve potların etkisini arttıran içerikler alacağız. Bir miktar oyundaki bölgeye dolaşıp bu item kaçırdık çok dert değil. Gerçi alayım hazır buraya gelmişken. Unutmayalım. Aynen Lamp of Flesh. Burada bir itemimiz daha var. Yani Golden Rune ve devam ediyoruz. Hiçbir düşmana savaşmıyoruz. Bu bölümde amacımız savaşmak değil. Hiçbir düşmanı öldürmek vesaire değil. Biz tamamen kendi ihtiyaç duyduğumuz içerikleri almak derdindeyiz. Dolayısıyla koştura koştura gidiyoruz efendim. Şuradan bir tane hemen Golden Seed aldım. Zaten bunların hani şey yaptığını biliyorsunuz. Nedir adı? Size can potu verdiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla arttırabilirsiniz. Ben arttırmayacağım. Hani can potu vesaire arttırmakla şu an için uğraşmayacağım. Ama bir sonraki videonun başında bunları kullanmış olacağım. Tamamen videonun vaktini uzatmamak adına, videoyu kısaltabilmek adına ben böyle yapıyorum. Bu şekilde yapmamak tamamen sizlere kalmış. Hani onu kısaca belirtmiş olmak istedim. Şimdi şurada bir tane Grace'imiz var. Yakalım. Dediğim gibi belki çekeceğim en uzun video bu olacak. Yan tarafta notlarım var. Arada bir notları scroll etmem gerekecek büyük ihtimalle ama umarım bir şey atlamayacağız. Buradan Stone Sword Key alıyoruz. Gayet tatlış. Burada kırmızı başlı kız dediğim Roderica var. Only to have their arms taken, their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. Kendisi Sitting Sideways emotunu veriyor. Kendisi denizleri aşıp buraya gelmiş. Gelirken de yanında aslında arkadaşları vesaire vardı. Günün sonunda onlar bu arkadaş için savaşmışlar. İşte bunu yani hem gerek bunu korumak anlamında gerek bununla birlikte savaşmak anlamında savaşmışlar ama günün sonunda başarılı olamıyorlar.
Grafted denilen bir içerik var. Bu içeriğin tam olarak nasıl bir şey olduğunu aslında ilerleyen videolarda görüyor olacağız. Bir nevi bir kişinin uzuvlarının kopartılıp bir başka şeye takılmasını ifade ediyor. Bayağı korkunç bir içerik açıkçası. Doğal olarak kendisi bayağı tırsmış bir durumda bundan. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle, enticed by the one in the white mask, I suppose. Well, you've come to be one with the spider. Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off, or legs, or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Seslenmesini çok beğeniyorum bu karakterin bu arada. Kendisi günün sonunda aslında diyor ki sen de buraya bu Stormvale Kalesi'ne mi geldin? Yani burada grafted mı olacaksın? Yani sana, senin de uzuvların vesaire mi kopartılacak? Ben diyor korkuyorum diyor. Benim kolumun bacağımın kafamın kopartılması hiç de öyle seyrederek yapılacak bir içerik değil. Ben diyor korkuyorum. Günün sonunda bize Spirit Jellyfish esası veriyor. Biz biraz daha böyle, birazdan onu diyecek. Biz biraz daha cesur bir karakter olduğumuz için bunun bizimle birlikte seyredilmesinden daha çok mutluluk duyacağını söylüyor. Bu item'i almayı unutmayın. Oyunun çok ilerisinde bir noktada işimize yarıyor olacak. Ama envanterinize bulunsun. Despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough and finally getting the hang of this whole pain thing. Diyor ki Stormvale Kalesi'nde hani o bahsetmiş olduğum şeylere denk gelirsen lütfen onlara benden mesaj gönder. Ben diyor yakında onlara katılıyor olacağım. Yavaş yavaş diyor bu acı denilen şeye alışmaya başlayacağım. Şimdi burayı gece oynamanızı tavsiye etmem. O yüzden burayı gündüze çevirin. Neden gece olmaması gerektiğini ileriki videolar açıklıyor olacağım. Şu an için sadece gündüz oynamanızda fayda var. Onu ifade etmiş olayım. Şimdi koşturuyoruz. Değil mi? Ben Golden Seed'ler vesaire şu an için uğraşmayacağım. Zaten çok fazla ihtiyacımız olmayacak açıkçası bu videoda en azından. Şimdi tık bir saniye. Evet şunu unuttum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İşte insan... Neyse alttan yanında notlarım var. Uzun bir video olacağız. Biraz hızlı yapabilmek istiyorum ama... Çok fazla not var. Bir şeyler kaçıyor aradan. İlk yapacağım şey şu. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Şurada bir tane şey var. Harita işareti var. Ya harita parçacığı var. Onu alın buradan. Almanızla birlikte harita açılmış olacak. Tekrar buraya oturalım. Haritanın açılmasının ne demek olduğunu bir tür göstermek istiyorum. Hop. Gördüğünüzde artık böyle kahverengi siyahımsı kapalı vesaire bir yer değil. Direkt haritada nerede ne olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada küçük bir içeriği göstermek istiyorum. Biz mesela bir önceki videoda şurada bir tane altlı bir tane düşman gördük ama onu öldürmedik. Buna daha sonra geleceğimizi söyledik. Buraya işaret koyabiliyoruz. Beacon koyabilirsiniz. Beacon bu oluyor. Hani çok basit bir işaret olarak gözüküyor. Çok bir şey ifade etmiyor. Anlık olarak içeriğinizi göstermek için beaconlar güzel. Bir diğeri şu. Marker. Markerlar benim çok sevdiğim şeyler. Buraya mesela ben şu an bu arkadaşla uğraşmadım. Buraya gitmedim ama elbet gideceğim deyip marker koyabiliyorum. Ya da işte şurada benim henüz açmadığım ama açabileceğim ama işte henüz gitmediğim bir tane şey var. Stone Sword Killer açılan bir yer var. Oraya gitmedim. Buraya bunun markerını koydum gibi gibi. Haritada arkaya bıraktığınız şeyleri marklayabilirsiniz. Ben de açıkçası ilerleyen videolarda videoya başlamadan önce bu markları kullanarak ilerliyor olacağım. Hop. Yukarıdaki şey ışınlansam daha mantıklıydı ama şu an gaza geldim koşturuyorum. Markerlar özellikle Elden Ring'de çok işe yarıyor. Çünkü çok dehşet sayıda içerik var. Hani elbet bir şeyleri hani şimdi gitmiyorum sonra gideceğim ya da buna elbet bir ara uğrayacağım deyip arkada bırakıyorsunuz. O arkada bırakmış olduğunuz içerikler şey olmasın diye söylüyorum. Hani unutulmasın diye söylüyorum. Markerlardan bol bol faydalanın bence. Sol tarafta şeyimiz vardı. Kulübemiz vardı. Oradan çıktım ilerliyorum gibi düşünebilirsiniz. Hop. Pam pam pam. Geldim buraya. Burada bir tane Grace'im var. Grace'i yakıyorum. Grace'i at üzerine yakamazsınız. Hani inmeniz lazım. O yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir tane şeyimiz var. Bir NPC'miz var. Bir konuşalım kendisiyle. Name's Bernard. Tarnish, let me ask you. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of despite the collapse of the Golden Order? Diyor ki Golden Order'ın çökmüş olmasına rağmen senin diyor bu Lands Between bölgesindeki savaşa olan inancın veya işte buradaki
hayatta kalma direncin gerçekten şey mi, güçlü mü? Bana cevap ver diyor. Sen hala inanıyor musun başarılı olabileceğine? Biz de evet diyoruz. That's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know now's the... Buraya biraz skipleyeceğim. Şöyle diyor ki hani güzel diyor, sen diyor gerçekten tarnış gibi tarnışsın. Peki diyor, benim battle art dediği bir şey var. Ash of War diye geçiyor bunlar. Ash of War'lama dair hani şey yapmak ister misin? Bunları öğrenmek ister misin? Şuradan göstermek gerekirse burada bir sürü Ash of War olduğunu görüyor olacaksınız. Yani bayağı bir içerik var burada açıkçası. Bunlar aslında silahlarınıza ve kalkanlarınıza ekleyebildiğiniz, eklemeniz durumunda da ekstradan özel animasyon yapmanızı sağlayan içerikler. Bunları kullanmak sizin mananızı tüketiyor. Ama mesela en basitinden şu arkadaş, Warcry, kullanmanız durumunda sizin damage'ınızı buff'lıyor. Daha fazla hasar vuruyorsunuz. Bunlardan bir kısmını ben tanıtıyor olacağım. Bunların hemen hepsini başka başka yerlerde lootlayabiliyor olacağız. Ama oyunun başında sahip olmak, sahip olmamızın faydalı olacağı birkaç tanesi var. Ben onları yeni geldiğinde gösteriyor olacağım. Şu an için kendisini açmış olmaz yeterli, kendisinin varlığına haberdar olmaz yeterli. Yani bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa bunların birkaç tanesini satın alıyor olacağız. Bir aksilik olmazsa. Şimdi şurada bir özel bir mekanik var, onu tanıtmak istiyorum. Şu arkadaşa yaklaşın. Uzaklaşın. O olmak zorunda değil ama o olsa iyi olur. Sevgili troll. Gel buraya. Bu trolleri şu arkadaşa yaklaştırıp bunu kırdırtabiliyorsunuz. Bizim yapmak istediğimiz şey o. Buna yakında duruyorum. Koşuyor bu arkadaş. Hani bir insan hiçbir zaman, her zaman için daha doğrusu, saldırmadan önce bir bağırır bunlar. Böyle bir vaa bir nara atarlar filan. Bunu kırdıklarında biraz uzaklaştırayım, buradan rahat rahat alabilirim. Kırdıklarında aslında içerisinden smithing stone'lar alabiliyor olacağız. Almış olduğumuz bu smithing stone'lar bizim silah upgrade'lerimize kullanabileceğimiz içerikler olacak. Oradan yürümeye niyetli misin peki? Ben onu bir sormuş olayım. Harika. Alabilir misin lütfen şunları? Heh. Smithing Stone 1 ile Smithing Stone 2 almış oldum. Dümdüz koşturuyorum. Şuradan bir sliver aldım ve kaçıyorum. Bu arkadaşlar başka bir içeriğim yok. Yani çok riskli bir gibi gözüküyor olabilir ama çok riskli değil. Yani gerekirse yavaş yavaş oynayıp uzaklaştırıp ondan sonra şey yapabilirsiniz. Sol taraftaki kısma şu an için bulaşmayın. Oraya elbet gideceğiz. Pam pam pam. Buraya çıktım. Buraya geldik. Buradan aşağı düşüyoruz aslında. Atınızla düşebileceğiniz belli yükseklikler var. Hani çok aşırı yüksekten düşerseniz ölürsünüz. Haritada şu noktadayım. Hani göstermek gerekirse haritada bu noktadayım. Günün sonunda şuradan yukarı çıktık. Önce Robelica'ya konuştuk. Ondan sonrasında burada Bernal'la tanıştık. Daha sonra buraya gelmiş oldum. Diyor ki merhabalar diyor, sana denk gelmiş çok mutluyum. Yani sana denk gelmiş olmak beni çok mutlu etti. Ben diyor Alexander, bir diğer yani namı diğer demir yumruk. Ben diyor gördüğünüz zaman sıkışmış durumdayım. Bana diyor buradan çıkmam yardımcı olur musun? Evet diyoruz. Evet dedikten sonra dediği şey, bana diyor arkadan iyi bir vurursan ben buradan çıkacağım. Silahınızı iki elle tutun, üçgen ve evre basarak tutabiliyorsunuz. Kendisine böyle normal vurabilirsiniz ya, charge edip, yani charge etmek için R2 basmanız yeterli. Charge edip vurarak kendisini çıkartabiliyorsunuz. Triumph Delight alıyoruz buradan emot olarak. Hop. Well played, good lady. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Az daha diyor birinde beni öldürecektin. Well, I'm out now. I thank you. And as a token of my appreciation, teşekkür ederim hediyesi olarak bize Exalted Flash veriyor. Hop. Once again, pleasure is mine. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Günün sonunda kendisi aslında doğuya doğru ilerlemek istediğini söylüyor. Buralarda bir yerlerde Caelid denilen bir bölge var. O bölgeye gidip orada kendi savaş sanatlarını vesaire güçlendirmek istiyor. Orada aynı zamanda bir Redmane Kalesi olduğundan ve o kalede bir savaş festivali yapılacağından bahsediyor. O festivale katılmak istiyor. Bizler bir aksilik olmazsa o festivale katılıyor olacağız. Okay.
Şunu belirtmem lazım. Platinum Achievement için bu karakterlerin veya bu karakter questlerinin hiçbir önemi yok. O yüzden bu karakterlerin questlerini hiçbir tanesini yapmadan Platinum Achievement alabilirsiniz. Ama bence oyun deneyimi anlamında ya da oyunu genel olarak işte oynarkenki eğlencesi anlamında çok etkili ve çok keyifli oluyor bu karakter questleri. Ben de elimden geldiğince hepsine yer vereceğim ve alternatif sonlarından dediğim gibi bahsediyor olacağım. Oyunun ilk patchlerinde belli başka karakter questlerini yapamamış olabilirsiniz. Çünkü birçoğu buglıydı ve çalışmıyordu. Ama burada şu an birçoğunun çalıştığını biliyoruz. Bu arkadaşla uğraşmayın, şu an sizi çok zorlar. Yani ya bizi çok zorlar. Yani, sağ taraftan satıcımız var. Burada nadir elindeki enstrüman çalan satıcıların bir tanesi. Hop. Yani size konuşmak gerekirse. Purchase derseniz hani çok önemli bir şey satmıyor yani burada açıkçası. Ama şu Smithing Stone'lar belki işinize yarayabilir. Yani bunlardan belki almak isteyebilirsiniz. 200'e satıyor tanesini. Günün sonunda kendisinden hani eksik olan içeriklerimiz varsa gelip buraya onları alıyor olacağız. Yani ben bu satıcıları şu an için sadece tanıtıyorum. Kendilerinden çok fazla bir şey almaya ihtiyacımız yok. Bazı kilit itemlar var. Onlar için kilit satıcılar var. O satıcılara elbet uğruyor olacağız. Şimdi Round Table Hold denilen bir bölge var. O bölgeye gittiyseniz bu arkadaşı burada görmezsiniz. Tarnished, are you? I'm known as Dee. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. The village here has been touched by death, and worse yet, it is home to a mariner. If you value your life, then go no further. Diyor ki ben diyor Dee, ben ölümde yaşayanları alırım. Those who live in death diye bir konsept var bu oyunda. Ve aynı zamanda şu ileride bir tane kasaba var. O kasabaya diyor ölüm dokunmuş durumda. O kasabaya gidersen hani hayatını tehlikeye atmış olursun. Benim diyor tavsiyeme kulak ver ve oraya gitme. Hani aklını başına değiştirdin da. Okay. Bu diyalog çok mu önemli? Hayır. Ama günün sonunda Round Table Hall'a giderseniz bu diyaloğu alamıyorsunuz. Çünkü kendisi burada olmuyor. Direkt Round Table Hall'a gitmiş oluyor. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Oyunda belli başlı aksiyonları almanıza bağlı olarak karakterlerin lokasyonları değişiyor. Şeylerde sıkıntı olmaz. Yani bossları vesaire kaybetmezsiniz. Hani bütün bossları rahat rahat öldürebiliyor olacaksınız. Oyunda oynarken veya beni takip ederken ben bir boss'a kapıştığımda eğer ki boss sizi zorlamışsa onu benimle aynı zamanda kesmenize gerek yok. Haritada daha az önce göstermiş olduğum gibi marker'ı koyun. Gerekirse daha sonra gelin ve öldürün. Hani kendinizi zor sokmanızın hiçbir lüzumu yok. Oyunda amaç zorlu bir oyun deneyimi yaşamak değil. Oyunda amaç keyifli bir oynanış yaşamak. Şimdi buradan aslında o oyunun başında hangi build'da olursanız onun hepinizin işine yarayacak olan bir tane item almaya gidiyoruz. Buraya bir tane Stone Sword Key koyuyorum. Oyunun başında benimle birlikte almamış olsanız da dahi Roderica'nın yanında şey vardı. Stone Sword Key vardı. Onu burada kullanıp oraya şey yapabilirsiniz, açabilirsiniz. Bu kaplumbağalara dokunmayın. Onlar tatlış arkadaşlar. Kendi hallerine takılıyorlar. Bunların daha büyüğünü göreceğiz bir aksilik olmazsa. Hop. Şimdi buradan Green Turtle talismanı aldım. Bu bir talisman. Talisman nedir? Talismanlar şuraya takabildiğimiz içerikleri ifade ediyor. Taktığınız zaman pasif olarak bir etki elde ediyorsunuz. Green Turtle talisman sizin staminanızın daha hızlı dolmasını sağlıyor. Özellikle mesela düşmana saldırırken ben 1, 2, 3 vurmuş olayım. Staminam azaldı. Staminam azaldıktan sonra daha hızlı dolması benim tabii ki daha hızlı tekrar saldırıya başlamama imkanı tanıyor. O yüzden envanterinizde hazır varken, hazır bunu almaya imkanınız varken bu içeriğin bulunmasının faydası olduğunu söyleyebilirim. Sanki ileride farklı talismanlar alacağız. İşimize daha çok yarayan talismanlar alacağız. Onları ben tanıtıyor olacağım. Şimdi burada bir tane Scarab bulunuyor. Scarab'lar hani burada nasıl diyeyim, bahşi doğada bulunan içerikler. Bunların farklı tipleri var. Bu arkadaş kırmızı olan. Kırmızı olanlar sizin can potlarınızı ineler. Eğer ki can potu kullandıysanız kırmızı olan bir tanesini öldürdüğünüzde 2-3 tane can potu elde ediyorsunuz. Eğer ki mavi olanı öldürdüyseniz mana potu elde ediyorsunuz. Kırmızı ve mavi dışında beyaz, beyaz kahverengi bir de şey sarımtırak olanlar var. Onları öldürdüğünüzde ilgili içeriğe ait bir eşofvor, büyü ya da bir item elde etme imkanınız oluyor. Aklınıza bulunsun. Bu arkadaşı öldürdük. Bu arkadaşı öldürdükten sonra bir saniye. Şuradan aynen aşağı düşeceğim. Şimdi burada bir tane mezarlığımız var. Mezarlıklara genellikle şey olur, runlar olur. Bu runlar hani envanterinizde bulunmasına fayda olan. İşte ben bunları genellikle çok geç kullanıyorum. Hani sizler hemen kullanabilirsiniz, sıkıntı değil. Bu runlar günün sonunda kullanmanız durumunda sahip olduğunuz run miktarını arttırıyor. Sahip olduğunuz runlarla da level up'lar yapabilirsiniz, silahlar alabilirsiniz vesaire. Ben bunları normalde oyunlara çok geç kullanıyorum ama Elden Ring'de bir tık daha hızlı kullanıyor olacağım. Çünkü Elden Ring açıkçası çok yüksek oranda run alabildiğimiz, run toplayabildiğimiz bir oyun tipi. Dolayısıyla bunları hani bekletmenin pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum bu oyunda.
Şimdi burada bir başka mekaniği tanıtıyor olacağım. Dediğim gibi hani atınıza düşebileceğiniz bir şey var. Bir yükseklik limiti var. Mesela buradan aşağı atlarsanız ölürsünüz. Ama şuradaki şeyin üzerine atlarsanız, bu hava dalgasının üzerine atlarsanız karakteriniz ölmez. Ve rahattan aşağı konarsınız. Aşağı atladıktan sonra ilk iş yine şu arkadaşı öldürüyor olmak olacak. Atlı bir combat mekaniği var Elden Ring'de. Combat mekaniği şu. Eğer ki atın üzerindeyken sağ tarafa saldırmak istiyorsanız R1. Sol tarafa saldırmak istiyorsanız L1'i kullanıyorsunuz. Yani Lurgaz'ın L'si, işte Ramazan'ın R'si diyelim. Günün sonunda mantık şu. Atın üzerindeyken sol elinizdeki silahı değil, sol elinizdeki silahı kullanmak için kullandığınız tuşa bastığınızda soldan saldırıyorsunuz. Her zaman için sağ elinizdeki silahı kullanırsınız. Bu şu açıdan önemli. Büyücüyseniz ya da benim gibi incantation oynuyorsanız ve büyü atmak istiyorsanız atın üzerinde sağ elinize asanızı almanız lazım. Aklınızda bulunsun. R2 yaparsanız şu şekilde hop, uzun bir tane ağır saldırı yapıyor olacak. Aklınızda bulunsun. Bunların bir diğer kullanımı da şu. Yanına gelip zıplaya basarsanız hop, sizi yukarı fırlatıyor olacak. Gayet keyifli içerikler. Ben bunları koymuş olmanı çok beğendim. Yani normalde open world oyunlarda dolaşmak gerekir. Sürekli olarak bir yerlerden bir yerlere koşturduğumuz olur. Yani bunda öyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Rahat rahat hemen yolumuza bakabiliyoruz. Hop. Şimdi Third Church of Marika diye bir yere geldik. Marika hatırlarsanız Kraliçe Marika'yı ifade ediyor. Queen Marika diye bir karakter vardı açılış sinematiğinde, onu ifade ediyor. Bu karakter buranın en önemli karakterlerinden bir tanesi. Zamanında bütün bu bölgelere hükmetmiş ve buralara düzene getirmiş bir karakter. Lore'una ve içeriklerine ilerleyince ben değiniyor olacağım. Hani burada kısaca bir bahsetmiş olmak istedim. Marika diye bahsedilirse kim olduğunu bilin diye Kraliçe Marika'yı ifade ediyor ve şu an kendisi kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. Buradan Flask of Wondrous Fisk diye bir item alıyoruz. Flask of Wondrous Fisk bizim kendi şeyimizi yapmamıza imkan tanıyor. Kendi flaskımızı yapmamıza imkan tanıyor. Mesela Mix Wondrous Fist deyip burada şuraya Crimson Tear'ı ekleyebiliyorum. Yalnız slotum boş. Yani ikinci bir şey ekleme imkanım olacak. Crimson Tear benim canımın yarısını doldurmama imkan tanıyor. Ve mantık olarak da zaten ekipmana ekler bunu burada. Hani direkt bu envanterde bulunur. Şunu içerseniz şu an canımın yarısı doluyor olacak. Yani can potlarım bittiğinde bir tane bundan içerek canımın yarısını doldurabiliyor olacağım. Gayet güzel, gayet sevindirici bir içerik. Şimdi bir de burada, özür dilerim, unuttum. Buradan bir tane Sacred Tear aldık. Sacred Tear bizim flaskımıza artı basmakta kullanılıyor. Yani flaskım mesela benim şu an 100 can yeniliyorsa Sacred Tear'ı bastığımda aslında 110 can, 120 can vesaire yenilemeye başlıyor olacak. Bu bölgede başka NPC'ler var. Bizim görüşebileceğimiz, konuşabileceğimiz, onlara bir aksilik olmazsa ilerleyen videolarda değiniyor olacağız. Şu an dediğim gibi biraz daha karakteri güçlendirmeye ve aynı zamanda başlangıç silahlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Şu an için başlangıç silahlarını çok az tanıttık, farkındayım. İlerleyen süreçte bayağı bir silah tanıtıyor olacağız. Burada bir tane ağaç var. Benzeri ağaçlara denk gelirseniz bu ağaçlarla etkileşime geçmeniz durumunda bir tane şey çıkıyor. Ruh çıkıyor, yürümeye başlıyor. Arada bir ruh kaybolur ama adımları gözükmeye devam eder. Gördüğünüz gibi altın altın adımlar atıyor. O adımları takip ederseniz benim şu an gitmekte olduğum yere gidiyor olacaksınız. Ama oraya gitmeden önce ben birkaç tane şeyden bahsediyor olacağım. İlk olarak şuradan harita şeyini alıyorum. Harita parçasını alıyorum veya haritayı alıyorum. Biraz garip oluyor bu cümle ama haritayı alıyorum. Daha sonrasında şurada bir tane şey var. Bir şapel diyeyim buna. Bir tane şapel var. İçerisine girerseniz bir asansör aşağı inebiliyorsunuz. Oyunun gerçekten çok ilerisinde. Belki bir 30-40 video sonrasında falan gideceğimiz bir yer orası. O yüzden şu an için oraya gitmekle uğraşmayın. Yani sadece burada böyle bir tane yer vardı. Neydi orası? İşte buradan aşağı inilen bir yer var. Yani işaretledim ben bunu ve bıraktım. Buna kalmış olayım. İşaretledim bunu, ben bıraktım. Ben buraya elbet geleceğim. Ama şu an için buraya gitmeme gerek yok deyip bunu salmış oluyorum. Daha sonrasında burada bir tane ağacımız var. Devasa bir ağaç bu kendisi. Bunlar aslında Earth Tree'nin ağaçları. Earth Tree benzeri ağaçlar veya. Bu ağaçlara ara ara denk geliyor olacağız. Bunlarda, bunların yanında başka bosslarımız olacak. Earth Tree Avatar isminde. Ama bunda yok. Bunda olmaması çok işimize yarıyor. Çünkü buradan Spike, Black Tear ve Green Spill Crystal Tear elde ediyoruz. Green Spill Crystal Tear ve diğeri Spike olan aslında işimize yarayan içerikler. Bunları o ikinci slota Wondrous Fist'te ekleyebiliyor olacağız. Daha sonrasında bunu hep karıştırıyorum. Umarım bu sefer karıştırmayacağım ama bakalım. Burada bir tane eşofman almamıza imkan tanıyacak şey var. Onu bulmaya çalışıyorum. Heh, şurada. Süper. Ash of War Ground Slam'ı almış olduk. Şimdi o hayalete gelecek olursak, o hayalet nereye gidiyordu? Burada bir kurt uluması duyacaksınız. Hani şuradan göstermek biraz saçma olur. Şuradan göstereyim.
Umakta olan kurt şurada, yukarıda. Kurtun uluduğunu duyun. Yani bu önemli. Kurtun uluduğunu duyun çünkü bir sonraki videoda benim yapacağım bir aksiyon bu ulumayı duymuş olmanıza bağlı olacak. Aklınızda bulunsun. Şuradan golden rune alalım. Şuradan içerideki bir smithing stone'umuzu alacağız. Bir kısım şeyi artık ezberledim. O kadar çok o şey yaptım ki, hani video çektim ki bu esas video çekmeden önce. Artık birçok şeyin yerini direkt ezbere biliyorum. Şimdi... Şuradan çömelerek ilerleyeceğim. Çömelerek ilerleme şart değil aslında. Bu her zaman uyanmıyor ama uyandığında bir kere denk geldim. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Günün sonunda aslında o hayalet bizi buraya getiriyordu. Buraya getiriyor olması aslında güzel bir şey çünkü burada güzel bir tane talismanımız var. Yani kullanmak isteyen arkadaşlar alabilirler. X talismanı alıyoruz. X talismanın özelliği şu. X talisman sizin kullanmanız durumunda charge ataklarınızı, yani saldırmadan önce böyle bir şeyi charge ediyorsanız, bir şeyi böyle uzun uzun mesela hemen şöyle göstereyim. En güzel göstermek şu atak tiplerini. Yani hop diye vurmuyorum. Böyle bekliyorum, bir şeyi charge'lıyorum. Sonra savuruyorum. Hani bir bekleme, bir şarj etme süreci gibi düşünün. O tip bir şey yapıyorsanız bir saldırınızda veya o tip saldırı sık kullanıyorsanız ekstrasmın gerçekten biçilmez kaftan sizler için. Alın, doya doya kullanın. O saldırılarınızın hasarını arttırıyor olacak ekstrasmın. Burası sol taraftan biraz gitmeye çalışıyorum. Hani orta yoldan ilerlerseniz bir sürü düşman var. Onlara ulaşmak zorunda kalırsınız. Bir dakika, buraya gelmeden önce. Çok gittim. Aralıkta şurada yine dükkanını açmış olan bir tane şeyimiz var. Kendisiyle konuşun. Purchase deyin. Şimdi bu arkadaşın satmakta olduğu belki cookbooklar yine bizim için bir tık önemli olacak ileride. Bir de burası smithing stone'lar var. Diğeriyle aynı fiyattan satılıyor. Summoner olarak başlamış olan arkadaşlar ya da diğer klaslardan tercih edip elinde güzel kalkan olmayan arkadaşlar. Buradan 1000 runa bu Blue Gold Kai Shield alabiliyorsunuz. 1000 run gözünüz çok gelmesin. Ben birazdan çok rahat bir şekilde 2000 run elde etmenize imkan tanıyacak olan bir mekaniği tanıtıyor olacağım. Ama şimdilik biraz daha Limgrave'i keşfediyor olacağız. Şimdi hop. Hani özellikle Samurai klasında ben biraz zorlanmıştım oyunun başlarında kalkanım olmadığı için. Ama bu kalkanı bulduktan sonra işim çok rahatlaşmıştı. Çünkü bu guard block dediğimiz, yani kalkanla bloklayıp sonra vurma saldırısı çok işe yarıyor. Çok kullanışlı oluyor. Hani o yüzden iyi bir kalkanınızın olması oyunun başında bence önemli. Bu da güzel kalkanların bir tanesi. Farmlanabilir kalkanlar vesaire var. Onlara da yer veriyor olacağım bir aksilik olmazsa. Şimdi burada bir savaş var. Bu savaşa biz dahil olmak istemiyoruz. Biz buraya gelip koşturuyoruz dümdüz. Hiç kimseye bir işimiz yok. Şuradan bir tane Golden Seed aldım. Kaçıyorum geri. Yani oyunun başında Golden Seed tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Ya oyunda burada hani nereye gideceğinizi biliyorsanız, çünkü open world bir oyun ya. Nereye gideceğinizi biliyorsanız çok rahat bir şekilde hani bol sayıda Golden Seed vesaire alabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz saçma oluyor Golden Seed almış olmak. En azından hani biliyorsanız saçma oluyor. O yüzden ben Stone Sword Key'i almayı tercih ettim. Çünkü yani açabileceğiniz belli başlı yerler var. Oyunda ilerledikçe Stone Sword Key'ler böyle bayağı şey olacak. Kıtlığına düşeceğiz bir noktada. Hani o noktalarda en azından biraz daha geç kıtlığa düşmek için bir tane daha elimizde ekstradan bulması faydalı oluyor. Hop. Bu arkadaşı at üstünde öldürelim. Yine burada bir sürü gold rune'umuz var. Bir tane mezarlıktayız. Bu gold rune'ları lootlamak istiyorum. Şimdi burada şu beyaz olan arkadaş diğerlerinden daha şeydir. Daha bir agresif, daha bir güçlüdür. Şunun da kısa bilgisini vermiş olayım. Bunu sanırsam söylemedim atlı kombat noktasında. Atın üzerindeyken normal saldırılarınız ve ağır saldırılarınız daha fazla hasar vurur. Hani daha fazla kalsın diyor. Yaklaşık 1.5 katı gibi düşünebilirsiniz. Yani 1.25 katı gibi düşünebilirsiniz. Hop. Bunları aldık. Şuradan sağ tarafa doğru gidiyor olacağım. Sağ tarafta böyle biraz oyunun başında değil belki ama oyunun ilerleyen noktalarında bir tık işe yarayabilen bir item var. Onu tanıtmak istiyorum. Bir aksilik olmazsa. Biraz bulması zor oluyor ama umarım bulacağım. Aynen, bu mezarlığa gelmemiz lazım. Mezarlığa geldikten sonra dümdüz şuraya doğru ilerleyin. Şurada Sacrificial Twig diye bir item alıyor olacaksınız. Hop, bu arkadaşlar uzak duruyorum. Bunlara bir işim yok. Bunu aldım ve kaçıyorum. Sacrificial Twig aslında hani oyun ilerleyen noktalarında diyeyim kullanabileceğiniz item'ların bir tanesi oluyor. Şu an için envanterinizde olması yeterli. Hop. Mananız bitmişse şu arkadaşlar mesela yenileyebilirsiniz. Hani mananız diyorum pardon, jumponuz bitmişse yenileyebilirsiniz. Hop. Harika.
şuraya çıkalım. Şurada bir başka mezarımız var. Elimden geldiğince oyunun başına Golden Rune sayınızı fazla yapmaya çalışıyorum ki gerek almak istediğiniz itemler olursa, gerek level vermek isterseniz hani rune eksikliğinden dolayı bir sıkıntı çekmeyin diye. Ben bir türlü alamadı, o yüzden alttan iniyorum. Hop. Golden Rune'larımızı aldık. Şimdi kısaca haritayı göstermek gerekirse ne yaptık? Biz tekrar şuradan çıktık, ilerledik. Burada Alexander'ı kurtardık. Şurada Alexander'ı kurtardık. Burayı yaktık. Karşıya geçtik. Satıcıyı gördük. D ile konuştuk. Şurayı açtım. Burayı açtıktan sonra düz ilerledik. Aşağı geçtik. İlk aşağı indik. İlk eşofurumuzu aldık. Bu kilisede Marika'dan bahsettim. Marika'dan bahsettikten sonra dümdüz devam ettim. Ağacın orada şapeli gösterdim. Itemları aldık. Burada bir tane Blade isimli henüz etkileşime geçmediğim bir tane kurt var. Onu görmüş olduk. İşte anlatıyorum burada. Ne bakayım. Öl. Onu görmüş olduk. Buradan bir tane Golden Seed aldık. Burada başka bir tane yeri açtık ve şu an buradayız. Elimden geldiğince bir harita üzerine göstermeye çalışacağım ki yani olur da kafanız eser karışırsa en kötü haritaya bakarak beni tekrar takip edebiliyor olun diye. Pam pam pam. Dümdüz koşturuyorum. Şurada bir tane şey var. Grace var. Grace'lerin bu arada bir kısmını açıyor olmamın sebebi ileride bu Grace'e daha hızlı gelebiliyor olmak olacak. Hop. Açalım burayı. Tekrar atımı biniyorum. Şuraya doğru koşturuyoruz. Ve şu an hani dediğim gibi daha herhangi bir şekilde oyuna vesaire başlamadık. Sadece koşturuyoruz. Itemler alıyoruz, içerikler topluyoruz. Daha hani göstereceğim silahlar vesaire var. Hatta şu an bir tanesini almaya gidiyorum. Bir aksilik olmazsa aslında önümüzdeki birkaç video içerisinde gerçekten oyunun başı için çok güçlü bir karakter olacak karakterimiz. Hani sadece ben değil, sizler de istediğiniz bir yılda takip ediyor olun. Hani yine sizler de güçleniyor olacaksınız. O açıdan içiniz rahat olsun. Şuradan hemen Smithing Stone'u almayı unutmayın. Oyunun başında elde edilebilen bu Smithing Stone'lar gerçekten işimize yarıyor. Direkt silahlarımızı bir üst seviyeye yükseltmeye imkan tanıyor. Ve bir tane Grace'imiz var. Grace'i yakın. Gerekse dinlenin. Arkadaki düşmanlar sizi şey yapmasınlar diye, saldırıp öldürmesinler diye. Gerekse benim yaptığım gibi yani direkt yardırın gidin. Burada bir tane NPC var. Şu an onunla konuşmayın. Onun questlerini yapıyor olacağız. Sol taraftaki arkadaş Irino. Onun questini yapıyor olacağız. Onun questini yaparken ben kendisiyle konuşup kendisini orada tanıtıyor olacağım. Aynı zamanda kolesine dair ve kendisine dair çeşitli içeriklerden bahsediyor olacağım. Şimdi burada yani bu alanda toplayabileceğiniz birkaç tane içerik var ama riskli olmaması adına en önemlisini alın. Şuradan Morningstar'ı elde edebiliyorsunuz. Morningstar bir başlangıç itemi. Daha sonrasında biraz riskli olsun istiyorsanız şuradan bu arkadaşı alabilirsiniz. Hop, dodge'ladım. Bir saniye. Bir tane daha item olması lazım. Onu şu an görememiş olmanın şeyiyle bir geri geldim. Hah, şu. Hoş. Ne alacağız? Bunu aldım. Ve koşmaya devam ediyorum. Karşımda yine bir tane şey var. Ash of War Scarab'ı var. Onu orada öldürüyor olacağım. Gel buraya. Bunlar birbirine saldırmazsanız burada kaybolurlar. O yüzden hani saldırmaya çalışın. Ash of War Might Shot'ı almış olduk. Oyunda ok ve yay build yapmak mümkün. Hani imkansız değil. Mümkün ama bir tık zor oluyor diyebilirim. Yani ben bir denedim. Hani hasar kötü değil. İnanın kötü değil. Dark Souls 2'deki kadar iyi diyebilirim. Hatta belki bir tık daha iyi. Ama oyunda çok havalı silahlar varken ok ve yay kullanımı çok da tercih edilmez gibi geliyor. Purchase derseniz bu arkadaşın satabildiği şurada mesela şöyle bir tane Crimson Ember Medallion var. Hani oyunun belki başında belki tercih etmek isteyebileceğiniz. Aynı zamanda Son Smithing Stone 2'yi satıyor. Smithing Stone 2'ler ve şuradaki Stone Sword Key bizler için önemli. Benim şu an mesela 505 şeyim var. Runum var. Bunu harcıyor olacağım. Smithing Stone 2'yi almak için. Yani ileride zaten bunları vesaire alabiliyor olacağız. Çok dert etmeyin. Şu arkadaş Crimson Ember Medallion talisman olarak kullanılıyor. Takmanız durumunda şey yapıyor. Reis açtım mı açtım. Okay. Takmanız durumunda sizin canınızı bir miktar arttırıyor. Şimdi buradan dışarı çıktığımızda burası aslında bir tık tehlikeli bir bölge ama zaten çok kaybedecek bir şeyimiz yok. Yani rune vesaire hepsini harcadık az önce. Yani 105 rune gibi bir şeyimiz var. O da bir şey ifade etmiyor. Şurada şeyimiz var. Haritamız var. Haritayı alıyorum. Çok gösteremedim. Gösterebilsem güzeldi. Sol tarafta bir okçu bizi sniplamaya çalışıyor. Çok uzak yerlerden burada oklar fırlatıyor. Temelde aslında aramıza harabeleri alıp, harabeleri kendisi siper edip onu bize vurmasını engellemeye çalışıyoruz. Burada bir tane Golden Seed'imiz var. Evet, geri kaçıyorum. İsterseniz ışınlanın, isterseniz kaçın, isterseniz ölün. Hani hiç sıkıntı olmayacaktır inanın ki. Yani 105 rune mesela şu an hiçbir şey ifade etmiyor bizim adına. Şimdi... Şuraya gelmiş olayım. Harita açma izin vermeyeceksin. Okey. Şu Grace'in oradayım. Satıcının oradayım. Şuradan yukarı doğru çıkıyorum. Bu
bölgelerde alınabilecek başka itemlar vesaire var. Hani buralarda bayağı bir dolaşacağız. Buralar böyle 40 dakikalık, 50 dakikalık videolar falan olacaklar. Bir aksilik olmazsa. En azından daha önceden böyle deneme sürümü çektiğimde o kadar olmuştu. Olacaklar. Hani içiniz rahat olsun. Ama o videolara geçmeden önce bizler bir tık şey yapıyor olacağız. Buralarda oyunun başında işimize yarayabilecek olan içerikleri almaya çalışıyor olacağız. Şimdi burada yukarı doğru çıkarken sağ taraftan bir tane kilise görüyor olacaksınız. Karakterim zıplarsa harika olur. Şimdi burada bizim için ilgili önemli olan item şu. The Flame of Frenzy. Eğer Incantation build'ı oynuyorsanız benim gibi bu The Flame of Frenzy'yi alın. Heykelin önünden de Sacred Tear alın ve kaçın buradan. Yani buraya başka bir işiniz yok açıkçası. Bunları aldınız yeterli. Yani hazır gelmişken onu da aradan çıkartalım. Tekrar buraya gelmekle uğraşmayalım. Şurada bir tane de kalkanımız var. Yani çok başarılı bir kalkan değil açıkçası. Ama kullanabilirsiniz. Flame Crest, Wooden Shield. Bir tık alev hasarına karşı direnci yüksek diyebilirim kalkanın. Şimdi bir saniye. Şuradan aşağı düşüyor olacağız. Bu bölgede kimseyle kapışmayın. Hani burası biraz daha aslında ileriki bir bölge. Ama zaten kendimizi çok riske sokmuyoruz. Yani dümdüz koştura gidiyorum şu an günün sonunda. O yüzden bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yani sizler dümdüz koştura giderseniz rahat rahat burayı ilerletebilirsiniz düşüncesindeyim. Pam pam pam. Yani gördüğünüz gibi Sacred Tear'lar aldık. Hani Golden Seed'ler aldık. Hani bayağı bir jump pot noktasında rahat ediyor olacağız. Open World bir oyun için nasıl bir rehber videosu çekebilirim diye açıkçası bayağı böyle saçım başım yoldum. Ne yalan söyleyeyim. En çok Fighting Cowboy'un çekmiş olduğu rehber serisi benim hoşuma gitti. Ya yani yabancı bir kanal, belki bilenleriniz vardır. Onun rehber serisinde yapmakta olduğu belli başlı aksiyonlar benim çok hoşuma gitti. Bu da onlardan bir tanesi ve ben de orada beğendiklerimi bunu kendi rehber serime eklemek istedim. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Burada mesela bir şey var, bir arkadaş var. Kendisiyle şey yapacağız, elbet konuşacağız ve diyaloglarını vesaire alacağız ama onun arkadaşı bu bölgeyi tanıtırken tanıtmak istiyorum. Yani şu an kendi onun diyaloglarını dahil etmek istemiyorum. Buradan tekrar bir tane daha Sacred Tear aldım. Çağırdım atımı, koşuyorum. Şimdi... Pam pam pam. Elden Ring'in haritası bu arada hani oyunu oynadıkça ve ilerledikçe büyüdükçe büyüyen bir harita. Hani biz bu videoda aslında haritanın ne kadar büyüyebileceğini görüyor olacağız. Oyuna ilk başladığımda eğer benim kanalımdaki Türkçe Elden Ring ilk oynayışım şeklinde bir playlistim var. Onu izlediyseniz veya takip ettiyseniz görmüşsünüzdür ki hani ilk başta biz bu oyunu oynarken birçok izleyicinin ve benim düşüncemiz şeydi. Harita biraz küçük sanki ya. Hani öyle ne bileyim Dark Souls'dan sonra o kadar da iyi değil gibi sanki gibi yorumlarımız vardı. Ama oyunu oynadıkça fark ettik ki aslında şimdiye kadar oynadığımız en büyük open world oyun buymuş. İnanın devasa bir haritası var ve ben buna çok mutluyum. Yani devasa olması benim çok hoşuma giden bir şey. Gerçekten büyük bir harita olmakla birlikte içeriği çok dolu olan bir harita. Ben hani şu ana kadar bulunan içeriklerin hemen hemen hepsini tanıtıyor olacağım ama içlerinde elbette ki benim de yani bilmediğim, henüz bulunmamış olan sırlar ve keşifler olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada bir tane şey var. Moselium var. Onu şu an için görmezden gelin. Bunun ne olduğu ve ne işe yaradığını oyunun ilerleyen noktalarında öğreniyor olacağız. Şu an için uğraşmıyorum. Şu karşıdaki şeye koşturuyoruz biz. Nedir onun adı? Karşıdaki evlere koşturuyoruz. Ya işte şak diye geçiyor bunlar. Kulübeler mi diyelim artık. Burada Grace'i yakıyor olacağım. Grace'i yaktıktan sonra şu arkadaşla konuşuyorum. Bu arkadaştan alabileceğiniz hani en önemli item şuradaki Lost Ashes of War oluyor. Bu aslında sahip olduğunuz Ashes of War'ların bir kopyasını oluşturması imkan tanıyor. Oyunun başında çok bir işinize yaramaz ama oyunun ilerleyen noktalarında kullanıyor olacağız. Oyunun başında bizim alacağımız item buradan Lantern olacak. Bu arkadaştan almak zorunda değilsiniz. Bir başka alternatifimiz daha var. Şuradaki hiçbir Grace'e ben dinlenmedim. Dinlenirsem direkt şey yapabilirim. Nedir adı? Round Table Hall'da davetiye alıyor olacağım. Ben o davetiyi şu an almak istemiyorum. Birazdan ama alıyor olacağım. Orayı da tanıtacağım zaten. İlk yapacağımız şey şeye gitmek. Bir önceki Church of Marika'ya gitmek. Third Church of Marika. Haritada buradayım. Buradan şuraya çıktım. Sağ taraftan koşturuyorum efendim. Burada gizli bir tane şey var. Bunlara Way Gate deniliyor. Bir tür ışınlanma noktası gibi düşünebilirsiniz. Buna dokununca benim karakterimi haritadaki bir bölgeye atıyor. Bunların her zaman için gönderdiği yer standarttır. Ama ilk başta oynarken sizi rastgele bir yere atıyormuş gibi hissediyorsunuz. Buraya
yaşından önce ilk yapacağınız şey şu kapıyı açmak olsun. Tam karşınızda bir boss gibi gözüküyor ama aslında boss olmayan bir NPC var. Şimdilik ona bulaşmayın. Kendisiyle konuşmanıza gerek yok. Diyaloglar vesaire karışmasın. Buraya yakın Grace'i. Grace'i yaktıktan sonra ben bu Grace'e bir tur dinlenmiş olayım. Yani round table hold davetini almış olalım. Aynen. Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you. If you had the metal to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold gathering place of tarnished champions, guided by Grace. Bir sonra diyor ki, lütfen beni affet, ben diyor seni test ediyordum. Seni diyor Round Table Hold'a götürebilirim. Orası sen ve senin gibi tarnışların bir araya geldiği, yani o şampiyon tarnışların bir araya geldiği bir bölge. Kendisi aslında bizim gerçekten bu uzun ve zorlu macerada yolumuza devam edemeyeceğimizi görmek istiyordu. Biz de hani şu an Round Table Hold'a gidebiliriz. Kabul ediyoruz bunu. Elini tutmakla birlikte bizi ışınlıyor olacak. Şimdi Round Table Hold'un daveti sizlere gelmemiş olabilir. Grace'ler dinlenmiş olsanız dahi ben bunun neye göre geldiğini açıklıyor olacağım. Bunun çünkü bir şeyi var. Bir trigger'ı var. Ondan bahsediyor olacağım. İlk olarak şu. Haritada biz az önce nerede o? Tık tık tık. Şuradaki Waygate'i kullandık. Bu Waygate'i kullanınca bizim buraya fırlatmış olduk. Gördüğünüz gibi haritanın sağ tarafında çok daha upuzun bir bölge var. Normalde sanki harita burada bitiyormuş gibi gözükse de bir anda sağ tarafa doğru genişledi. Ve harita inanın çok çok daha fazla büyüyor olacak. Oyunda bu Limgrave bölgesindeki Grace'lerde dinlenirseniz, yani bunların her birisi dinlenirseniz Round Table Hall'a davetiye almazsınız. Ama bu bölgenin dışında olan Kaelid olur, Weeping Peninsula'daki bazı Grace'ler olur veya şu sol taraftaki Grace'ler olur. Giderseniz buraya davetiye alıyorsunuz. Burada benim göstermek istediğim sadece iki tane içerik var. Birincisi bu arkadaşın diyalogunu almak istiyorum. Ah, hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her. Gün sonunda ben Dialos diyebilirsin dedi. Aslında kendisi bir asilzade soyundan geliyor. Yani önemli bir ailenin ferdi. Fakat kendisi hizmetkar olan Lanya'yı kaybetmiş durumda. Eğer diyor, onu görürsen diyor lütfen bana haber ver. Çünkü bu benim için önemli bir karakter, önemli bir kişilik. Ben bu bölgeyi ve bu bölgedeki NPC'leri daha sonra tanıtıyor olacağım. Burada size tanıtmak istediğim tek şey şu. Şurada bir tane demirci var. Demirci ile konuşursanız kendisinden elinizdeki silahları upgrade edebiliyor olacaksınız, güçlendirebiliyor olacaksınız. Round Table'a ışınlanmak için haritanın sol altında olan buraya ışınlanmanız lazım. Burası ışınlanmanız durumunda direkt demirciye erişebiliyor olacaksınız. Ben az önce Waygate'den ışınlanmış olduğumuz yere gidiyorum. Bu karakterin diyalogunu almış olmamın sebebi de karaktere birazdan tekrar denk geleceğiz. Denk geldiğimizde aslında bu diyaloğu alamıyor olacağız. Başka bir diyalog veriyor olacak Round Table Hall'da. Bu diyaloğu kaçırmış olmak istemedim. Onu göstermiş olmak istedim. Tık 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 tık. Onlardan bahsettim. Şu an sol tarafta notlarım var. Onları bir şey yapmak istemiyorum. Round Table Hold. Diyalosu gösterdik. Buraya ışınlandık. Şunu söylemem lazım, onu unuttum. Şimdi normalde burada bir tane demirci ocağımız vardı. Bu demirci ocağında silahlarınızı artı 3'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Oradaki demirci de artı 3 ve daha ötesine yükseltebiliyorsunuz. Önümüzde bir tane mini boss var. Bununla kapışmayın. Canınızı okur. Oyunun çok ilerisinin bir boss'u. Yani boş yere kendinizi zora sokmayın. Direkt yanından atınıza deşleyip kaçın buradan. Boş yere gerçekten canınızı okur yani. Hiç lüzum yok o zorluğa girmenin. Buradan bir tane yine Golden Seed alıyor olacağız. Koşturmaya devam ediyorum. Burası oyunun çok böyle ileri yani bilmiyorum buraya belki 60. 70. videolara falan geleceğiz, çok emin değilim. Hani abartıyorum belki 60-70 diye ama gerçekten çok 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 ileride geleceğiz yani. O yüzden şu an için şey yapın, hani buraları görmezden gelin. Köprüde bir tane ejderha boss'u var, hiç boşuna denemeyin. Canınız yanar. Kendinizi zora sokmayın sevgili izleyiciler. Hani ben en aslında güvenli rotalardan ilerleyip en rahat şekilde karakterinizi geliştirmenize imkan tanıyacak içerikleri toplamaya çalışıyorum. O yüzden sesime kulak verin ve kendinizi zora sokmayın.
Şurada yerde bulunan tuzaklar var. O tuzaklara çok fazla etkileşime geçerseniz ve şunlar işte. Zehirleniyor olacaksınız. Yani atınızın üzerinde olsanız dahi. Yani zehirli bir atıyorum bölgedir, zehirli bir deredir vesaire. O tip bir yerdeki atın üstünde olmanız durumunda hasar almazsınız. Bu arada gece mi şu an? Evet, okey. Gece olduğu için sol taraftaki düşmanımız var. Normalde buraya gündüz çekmekte fayda var. Tek vuruşla beni öldürür. O yüzden dümdüz kaçıyorum kendisinden. Kendisiyle hiç uğraşmak niyetim yok. Gece olduğuna dikkat etmedim oyunun. Az önce açmış olduğum Grace'i dinlenin. Dinlendikten sonra şey yapın. Dediğim gibi geceleyin oyunu oynarsanız hani bir tık zorluklarla karşılaşıyor olacaksınız. Gelme buraya. Gelme buraya. Bırak beni. Hop. Günün sonunda bu Grace'i açmış olduk. Bu Grace'i açtıktan sonra iki tane aksiyon alacağız. Birincisi şurası bir puzzle bölgesi. Bu şekilde önü mühürlenmiş olan farklı farklı kuleler göreceğiz. Bu kulelere girmenin iki farklı alternatifi var. Biri bir platform bulmanız lazım. Diğeri puzzle çözmeniz lazım. Bazılarını puzzle çözmeden giremezsiniz. Bazılarını platforming ile girmek zorundasınız. Burası platformingle girilen yerlerden bir tanesi. Benim düşmüş olduğum yere düşerseniz buradan direkt balkondan içeri girebiliyor olacaksınız. İçeri girdikten sonra hop buradan yukarı çıkın. Alt katta farklı içerikler var. Onlara şu an için bulaşmayın. Sadece biz bu üst kattaki içeriği istiyoruz. Alt kattaki içeriklere lütfen bulaşmayın. Hop. Buradan yukarı çıkıyorum. Ve buradan bir tane memory stone alacağız aslında. Bütün bu kulelerde bu memory stone'lar bulur. Bulunmayan bir iki tane var. Memory stone'ların olayı şu. Bizim normalde kullanabildiğimiz bir büyü limiti var. Büyü içeriği limiti var. Memory stone'lar bu limitin üzerine çıkabilmemize imkan tanıyor. Ben mesela şu an iki tane mucize ya işte incantation kullanıyordum. Kullanmakta olduğum bu incantation'a bir üçüncüsünü eklemek istiyorsam üçüncü bir slota ihtiyacım var. O üçüncü slotu bu memory stone'lar sayesinde elde ediyoruz. Özellikle büyücü arkadaşlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Ya da incantation kullanıyorsanız benim gibi lütfen bunu almaktan yani daha bunu almayı önceliğiniz olarak ayarlayın efendim. Bunu almayı unutmayın. Ama mesela bu STR build için bir şey ifade etmiyor. Örnek olarak yani Dexterity build için bir şey ifade etmiyor. Videonun başında bahsettiğim şey de buydu. Şimdi burada bir soul farm yöntemi var. Buraya çıkıyorsunuz, şuradan aşağı düşüyorsunuz. Bir tane top çıkıyor burada. Şöyle etrafına dolanıyorsunuz, top aşağıya düşüyor ve 1952 olması lazım. Evet, 1952 ruh veriyor sizlere. Bu 1952 ruhu tekrar tekrar farmlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey bu Grace'i dinlenmek. Dinlendikten sonra gidip taşı tekrar düşürtüyorsunuz. Böyle böyle bir sürü ruh farmlama imkanınız oluyor. Oyunda farklı ruh farmlama yöntemleri var. Oyunda şu an gidip belki böyle bir 10-15 dakika içerisinde elde edebileceğimiz 50 bin ruhluk vesaire içerikler de var. Ama oyundaki en rahat, en böyle karakterinize zarar vermeyen, yeni başlayan bir oyuncunun da kullanabileceği ruh farmlama yöntemi bu. Yani ben de onu burada bir tık göstermiş olmak istedim. Şimdi bam 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 bam. Onları gösterdik, bunları yaptım. Tamam, şuraya ışınlanıyor olacağız. Ben de sol tarafta lütfen izninizle bir notlarımı şey yapıyor olacağım. Scroll ettiriyor olacağım. Tamam tamam tamam. Neyi aldı, şey aldım. Bunları aldım. Okey, tamam. Şimdi ilk iş şu. Pardon, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam, doğru yerim, tamam. Bir an kafam karıştı, bir an bir tereddüt ettim açıkçası. Şurada ben kendisiyle hemen konuşuyor olayım. Yani diyaloğunu bitiriyor. Ben kendisi göstersem yeterli. Yani diyaloğunu alalım, niye acele ediyorum? Zaten uzun olacak diyor. You must do well to stay clear of a gill like fledgling. And it's as fearsome. So, unless you're mad, don't stay clear of the lake. Diyor ki sen diyor yeni olmalısın. Sana diyor tavsiye tanış diyor. Bu önümüzdeki gölden uzak dur diyor. Bu gölde böyle, yani çok efsanevi olarak gözüktüğü gibi yani çok nasıl diyeyim majestik gözüktüğü gibi aynı zamanda tehlikeli olan, korkutucu olan bir tane ejderha var diyor. Eğer ki yanmak ve ölmek istemiyorsan, hayatına değer veriyorsan bu gölden uzak dur diyor. Biz gölden uzak duracağız. Yani o Allah'ın emri. Gölden uzak duracağız ama şuradaki itemleri almak istiyoruz. Buradan Stone Sword Key'i aldık. Pam pam pam. Buradan aşağı inmeden önce. Burada bayağı bir düşman var. Onların bir kısmını görmezden gelmek istiyorum. Benim esas aradığım şey bambaşka bir şey. Sürekli karıştırıyorum bunu. Umarım rahat bir şekilde bulabileceğim şu an. Gel bakayım buraya. Hayır. Burası olması lazım ama. Evet. En sonunda şuradayım. Bunu şuraya ayırt edebilirsiniz. Dümdüz aşağı indiğinizde kapalı bir tane kapı var. Kapıyı açtıktan sonra ardından bir tane sandık görüyor olacaksınız. Bu sandığı açarsanız
İçerisinden Twin Blade elde edebiliyorsunuz. Dark Souls 2 oynamışsanız Twin Blade kullanmış olma ihtimaliniz var. Ben de videolarda tanıtmıştım zaten rehber videolarında. Oldukça keyifli silahlardan bir tanesi. Moveset'i yani saldırı şekli vesaire oldukça güzel, oldukça öznel diyebilirim. Dexterity silahlarından bir tanesi. Dexterity oynayan arkadaşlar tavsiye ederim. Dexterity oynamıyorsanız Twin Blade'de bir işiniz yok diyebilirim. Şimdi bu arkadaşlar aslında asilzadeler. Bu şekilde kıyafetlere sahip olan bir şey görüyorsanız, düşman görüyorsanız bilin ki bunlar asilzade. Asilzade olmalarına bağlı olarak da aslında çok rahat öldürülebilen düşmanlar. Eğer ki meşaleyi önüne doğru tutuyorsa bilin ki kendisi sizlere meşaleyle hasar vermeye çalışıyor. Gel buraya. Tamam. Biriniz düzgün saldırırsa çok sevineceğim. Teşekkürler. Guard şeyi yapmaya çalışıyorum. Guard counter yapmaya çalışıyorum. İzin vermiyorlar. Eğer ki aşağı indiğinizde kapalı kapıya direkt denk gelmeyip şöyle farelere denk gelirseniz buraya gelmişsiniz demektir. Burası doğru yer değil. O Twin Blade'i almak için doğru yer değil. Yani onu ifade etmeye çalışıyorum. Twin Blade'i aldıktan sonra buraya gelince tekrar aynı yere dolaşmak zorunda kalmayın. Hop. Farelerin bazen böyle senkron saldırıları olabiliyor. O senkron saldırıları bir tık sıkıntı. Senkron saldırıları müddetçe hiç sorun oluşturan düşmanlar değiller. Burada bir şey öğrenmiş olduk. Aslında bir grup düşmanı öldürürseniz, yani grup olarak bir arada bulunan düşmanları öldürürseniz, öldürmenin sonucunda can potunuzu yineliyorsunuz. Böyle güzel bir tarafı var. Şimdi, oyunda şu şekilde tuzak sandıklar bulunuyor. Tek tuzak tipi bu. Dark Souls'da olduğu gibi sizi yiyen, ne bileyim, içerisine zehir çıkan falan tuzaklar yok. Sadece sizi ışınlayan tuzaklar var. Ama ışınlıyor olması tabii ki her zaman için iyi bir şey değil. Güzel tarafı şey, haritada çok da böyle zorlayacak bir yere ışınlamıyor şu an içinde kullanmış olduğumuz yer bizi. Bu ışınlanma aslında bize biraz daha büyücü ve incantation içeriklerine erişme imkanı tanıyor olacak. Öncelikle şunu açalım. Upstone'larımızı aldık. Yapacağımız şey şu. Hani canınızı fullleyin gerekirse. Oh bir dakika. Gerçi onu unuttuk. Sıkıntı değil. Canınızı fullleyin gerekirse. Fullledikten sonra dümdüz şuna ilerleyin. Bir tane işimizi kolaylaştırabilecek bir içerik var. Ben onu bir aksilik olmasa gösteriyor olacağım. Evet, arkanızdan şu şekilde zibilyon tane saldırı bir anda size vurabilir. Korkmayın ve koşmaya devam edin, kaçmaya devam edin. Elbet başarabilirsiniz. Böyle ışınlanma sonunda, yani sandıklardan ışınlanmalar sonrasında, bir önceki ışınlanma farklıydı, Waygate'den ışınlanmıştık. Sandıklardan ışınlanma sonrasında ya bir Grace bulmanız lazım ya da ışınlandığınız yerdeki boss'u kesmeniz lazım. Aksi takdirde Festival yapamıyorsunuz, aklınızda bulunsun. Buraya ışınlanırken de Mix Wonders Fist deyip hani şu içerikleri vesaire takabilirsiniz. Ben bunu göstermeyi unuttum. Bir tık daha belki destek olabilir. Yani can potunuz vesaire biterse bu bölgelerde size yardımcı olabilir. Hop. Şimdi Kaelid bölgesindeyiz aslında. Şurada bir yerdeyiz. Burada çok kısa birkaç tane içeriği aradan çıkartıp kaçıyor olacağız. Çünkü buradaki düşmanlar bizim canımızı okuyacak düşmanlar. Onlarla uğraşmak istemiyoruz. İlk olarak şöylesi bir tane puzzle'ımız var. O puzzle'ı göstermek istiyorum. Yerde gördüğünüz üzere bir şey böyle şey yapıyor. Ayaklarıyla hareket ediyor. Arkada düşmanlar var. Onlara denk gelmeyecek şekilde kendinize bir yer belirleyin. Hadi be. Olmadı. Şöyle şey yapayım. Şuraya gelsem olur diye düşünüyorum. Tam şurası. Bu arkadaşın tek sıkıntı tarafı çok uzun bir loop atıyor kendisi. Hani o loop'tan dönmesi, gelmesini vesaire beklemek zorundayız. Loop'tan kastım döngü. Yani çok uzun bir yere gidip oradan dönüp daha buraya kadar tekrar geliyor olacak. Ya yani buranın yakından bir yerden geçiyor olacak. Gitti oraya. Takip ediyorum. Tam bana gelmek üzereyken vurmaya çalışıyorum. Vurursam Poison Armament denilen bir tane incantation alıyorum. Kaçırmak çok muhtemel. Hani buna bayağı vakit harcayıp gıcık olabilirsiniz. Çok vallahi yani sizi kesinlikle canı gönlünü anlıyorum. Biraz üzücü bir şey. Farkındayım. Ama kaçırmazsanız da bu incantation alma imkanınız oluyor. Incantation almakla birlikte sağ elinizdeki silaha zehir hasarı ekleyebiliyorsunuz. Bu bunların büyük olan versiyonu. Hani öldürürseniz bütün flaskanız yenilenir. Ondan daha da önemlisi bizim bu bölgede alabileceğimiz birkaç tane içerik var. Buradaki bu ruinize gelmiş oluyoruz. Street of Sage ruinizeyiz. İlk olarak şuradan aşağı inebiliyorum. Buradan koşarak aşağı iniyorum. Yukarıdaki düşmanla hiç nedense uğraşmayın. Canınızı okurlar. Boş yerkenizi zor sokmayın. Hop. Buradan büyücü arkadaşların vesaire kullanabileceği aslında bir tane silahımız var. Silah diyorum, büyümüz var. Rock Sling diye bir tane büyü elde ediyorsunuz. Oyunun başında kullanabileceğiniz yer çekimi endeksli, gravity endeksli büyülerden bir tanesi. Oldukça iyi bir hasarı var. Hani diğer büyülerinize nazaran daha fazla hasar verdiğini görebiliyor olacaksınız. Bir de bunu kullanabileceğiniz güzel bir tane şey var. Nedir adı? Güzel bir tane asa var. Bir de onu alacağız.
Buradan Traveler's setini aldım. Hani eğer kullanmakta olduğunuz setlerden memnun değilseniz bir de bu seti de deneyebilirsiniz. Hani bir alternatif olarak. Buradan da Meteorite Staff diye bir tane staff almış oluyoruz. Bu staff aslında şey nedir adı? Oyunun başında kullanabileceğiniz en iyi stafflardan bir tanesi. Bu staffı aldıktan sonra ben şuraya geri ışınlanıyorum. Oyunun başında kullanabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi şöyle bir olayı var. Bu asayı şey yapamazsınız, geliştiremezsiniz. Yani bunu artı basma gibi bir imkanınız yok. Ama oyunun başındaki diğer stafflara nazaran, diğer asalara nazaran bu arkadaşın S-Scaling'i var. Yani büyü atacaksanız, bunu atarsanız büyük ihtimal oyunun başındaki birçok düşmanı tek vuruşta öldürüyor olacaksınız. Az önce aldığımız Rock Sling'i kullanmanıza bile gerek yok. Hani Rock Sling'i kullanırsanız bu asa onun hasarını buff'lıyor olacak. Dolayısıyla Gravity Base'li bir büyü kullanmanız durumunda bu asadan biraz daha fazla güç elde ediyorsunuz. Biraz daha fazla hasar çıkartıyor olacaksınız. Şimdi yine geceliği olmuş. Geceliğin bu arada bu baykuşlar, ya baykuş diyorum, yarasalar ortaya çıkar. Niye baykuş dedim bilmiyorum. Yanımızda bir tane teyzemiz var. Şu arkadaşla bir konuşalım. Kendisi, ben diyor okuyabiliyorum diyor. Lütfen bana parmaklarını göster diyor. Is collapsed and cannot be crossed. Only Stormvale Castle still stands. Tamam. Günün sonunda kendisi aslında bize oyunun çok ilerisinde yapacağımız bir şeyden bahsediyor. Diyor ki Rhea Lucaria'ya git ve Rhea Lucaria'ya gittikten sonra o bölgeyi keşfet, o bölgeyi devam ettir. Devam ettirince büyük bir asansörü çalıştırma imkanı olacak. O asansörü çalıştırıp Foundation of Gold diye geçiyor. Gold altın demek ama buradaki altından kasıt gerçek anlamda altın değil her zaman. Bazen sarı renk, bazen zenginlik, bazen işte nasıl diyeyim bereket anlamına vesaire geliyor. O tip içerikleri ifade etmekte de altın kelimesini kullanıyorlar. Şimdi burada bir aksiyon alacağım. Bu almış olduğum aksiyona bağlı olarak belli başlı NPC questleri farklı ilerliyor olacak. Farklıdan kastım şu. Normalde olması gereken şeyler biraz daha hızlı gerçekleşecek. Ben ne olduğundan bahsediyor olacağım bunların. İlk olarak buradan ilerleyelim. Pam pam pam. Buradan ilerledik. Şurada bir tane Grace'imiz var. Grace'imize koşturup burada dinleniyor olacağım. Lurnia of the Lakes'teyiz. Yani Lurnia of the Lakes'teyiz. Artık nasıl okumak istiyorsanız. Neyse dinleniyorum. Hani orada arkadan kurtlar vesaire kovalıyorsa diye. Aynı zamanda gece zamanındayız. Gece olsun istemiyoruz. Sabaha kadar vakit geçsin istiyoruz. Burada çok kısa şeyi göstermek istiyorum. Müthiş bir manzara var. Onu burada tanıtmak istiyorum. Şöyle bakarsanız devasa bir harita var karşınızda. Hani bayağı geniş ve bu harita oyunun sonu vesaire değil. Burasından buranın da daha ötesi vesaire var. Daha bu ağaç ve ağacın ardı vesaire bulunuyor. Çok keyifli, çok güzel sinematik bir görseli var buranın. Ben çok beğeniyorum. O yüzden sizlere göstermiş olmak istedim. Şimdi Grace'le dinlendik. Şimdi bu Grace'in özelliği şu. Şu kale bölgesini komple skipleyip buraya erişme imkanınız oluyor. Normalde mesela Roderick'e karakteri biz kaleyi tamamladıktan sonra Round Table Hall'da ışınlanıyordu. Ama eğer ki bu Grace'i yakarsanız Roderick'e karakteri kaleyi temizlemeden Round Table Hall'da ışınlanıyor olacak. Böyle bir şey oluyor. Böyle bir alternatif quest ilerletme imkanımız oluyor. Aklınıza bulunsun diye söylüyorum. Bu ve belli başlı NPC'lerin biraz daha hızlı hareket etmesine sebep olacak. Bazı NPC'ler de boss'ları kesince hareket ediyor olacak. Ben onlardan da bahsediyor olacağım boss'ları geldiğimiz zaman. Şimdi burada yapacağımız birkaç tane şey var. İlk olarak sol taraftan bir tane NPC tanıtacağım. Hop. Buradan yine Sacred Tear aldık. You're tarnished, aren't you? Then perhaps you could spare. Believe it or not. I studied Glintstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Diyor ki sen diyor bir tanışsın değil mi diyor. Bir miktar diyor run bahşetmeye ne dersin yani onu bir nevi donate etmek hani bağış göndermeye ne dersin diyor. İnan ya inanma diyor ben diyor Rhea Lucaria Akademisi'nde Glintstone büyülerini çalıştım. Hani sana bir kısmını öğretebilirim diyor. 10 run istiyor hani tabii ki de. You are a true my name. Is to presuming you're interested. Only
Eğer ısrar ederseniz burada olabildiğiniz Glenstone Pebble var. Bu zaten büyücülerin başlangıç büyülerinden bir tanesi. O yüzden bir şey ifade etmeyecektir. Ama Glenstone Arc oyunun başında kullanabileceğiniz güzel büyülerden bir tanesi. Burada Starlight'ta aslında mağaraları vesaire keşfederken lamba almak yerine yani lambaya alternatif olarak kullanabileceğiniz bir içerik oluyor. Etrafınızı çok yüksek oranda aydınlatıyor. Yani büyücülerin mağaraları vesaire keşfederken kullanabileceği bir içerik olacak. Öyle bir hani, anlatmış olayım, söylemiş olayım istedim. Daha sonrasında şuraya bir koşturalım. Pam pam pam. Buradan Academy Scroll diye bir item aldım. Bu ve benzeri scrollları alarak aslında bunları ilgili eğitmenlere götürüp eğitmenlerden sizlere bu büyüleri öğretmesini isteyebiliyor olacaksınız. Yani bu scrolllar aslında şey yapar. Nedir adı? Sizlerin yeni büyüler öğrenmesine imkan tanır. Biz Incantation kullanan insanlar içinse Prayer Book isim vermiş olduğumuz itemlar bulunuyor. Şurada bir tane yine büyücüleri ilgilendiren bir tane craftbook var. Yani büyücüleri ilgilendiren demeyeyim, büyüler içeriklerini içeren veya büyü endeksi içerikleri içeren craftbook var. Bunu da almış olalım. Dümdüz geldim buraya. Hop. Şurada bir tane şeyim var. Nedir adı? Grace'im var. Arkadan birileri kovalıyorsa vesaire diye tedirginseniz Grace'le dinlenebilirsiniz. Çok sıkıntı değil. Günün sonunda şöyle bir tane satıcımız var. Kendisiyle konuşuyorum. Purchase diyorum. Kendisi yine bir önceki satıcımızda olduğu gibi 1800'de lantern satıyor. Ben lantern satın alıyor olacağım. Mağaraları dolaşırken vesaire elimde o mağarayı keşfetmeme imkan tanıyan, biraz daha etrafı görmeme imkan tanıyan bir tane ışık kaynağı olsun istiyorum. Meşale kullanmak benim daha hoşuma gidiyor ama işi daha çok zorlaştırıyor. Çünkü meşale tuttuğunuz elinizde kalkan yana silah tutamıyorsunuz. Dolayısıyla lantern olmasa bir tık daha başarılı. Yine buradan bir tane Smithing Stone'un 2 var. Ondan bir tane almış olayım. Hani runlarımı harcamış olayım. Ben yine şeyi, nedir adı? Lanterni, yani bu lambayı pouch'a koyuyor olacağım. Pouch'ta üst kısma koymuş oldum. Şimdi küçük bir bilgi, hani pouch'u kullanmak noktasında. Şurada ekipmanda manayı, yani mana potunu alt tarafa koyabilirsiniz. Yani mantıksız olmaz. Şu şekilde yapmak bence daha iyi oluyor. Hani nasıl biz çok fazla yere yazmaz yazmayacağız. O yüzden buraya buraya koyuyor olmak daha mantıklı oluyor. Buraya koyarsanız hani alt tarafta bunlar arasında geçiş yaparak şey yapmaza gerek olmayacak. Hani jump potu bastım, mana potu bastım, tekrar jump potuna geçeyim demek zorunda kalmayacaksınız. Burada her zaman için jump potu, orada her zaman için mana potu duruyor olacak. Aklınızda bulunsun. Hani böylesi bir tık daha kolay oluyor. Şimdi şurada haritanın olduğunu görüyorum. Önce haritaya doğru gidiyorum. Bu haritayı almak için ekstra bir içerik yapmamız lazım. Şöyle, haritaya yaklaşıyorum ama almıyorum. Geri çekiliyorum. Oradaki düşmanların bir tık bana yaklaşmasını bekliyorum. Bunlar büyü atarlar, üzerinize zıplarlar. O yüzden hani biraz uzaklaştırın, sonra haritayı alın. Haritayı aldıktan sonra sağ taraftan ilerliyorum. Sağ taraf olması önemli. Sol taraftan değil, sağ taraftan ilerliyorum. İlerlemeye devam ediyorum. Bu mavi taştan sonra aslında şurada bir tane şeyim var. Nedir adı? Grace'im var. Grace açmadan önce şuradan bir tane craftbook alayım. Craftbook diye isim geliyor. Niye bilmiyorum. Burada bir tane Grace'i yaktık. Haritayı göstermek gerekirse günün sonunda Rhea Lucaria, Lurnia of the Lakes'in bir kısmını açmış olduk aslında. Bu bölgeye çok sonra geleceğiz ama şu an burada tanıtabileceğimiz güzel birkaç tane NPC karakter var. Ve onları tanıtmak istiyorum. Burayı tanıtabilmenin de güzel bir tarafı var. Burada ışınlanmalardan faydalanabiliyoruz. Şöyle ki, buraya dümdüz koşturun. Burada mini bosslar falan çıkacak. Onlarla uğraşmayın. Şu an canımızı okurlar. Hatta tek vuruşla öldürürler. Direkt gelin buraya. Şunu incele deyin. Daha önce ışınlandığımız gibi bu bizi bir yere ışınlasın. Işınlandıktan sonra Lurnia of the Lakes denilen bir bölgeye gelmiş oluyoruz. Aslında burası gölün ortası diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir tane Grace'imiz var. Hani ne olur ne olmaz diye bu Grace'i açmış olalım. Bu bölgede dediğim gibi keşfini çok sonra yapıyor olacağız. Bu bölgede itemleri vesaire toplayacağız ama şu an için onlarla ilgilenmiyorum. Şurada düz giderseniz işiniz iş. O yüzden sağ tarafta binaların arkasından ilerlemeye çalışın. Kimseye etliye sütlüye bulaşmadan ilerleme imkanınız olsun. Itemları vesaire boşverebilirsiniz. Hani burada güvende olmak daha büyük bir önem arz ediyor. Item vesaire toplamaktansa. Gündüz oynamak istedim burayı çünkü yani sadece geceleyin şu an önümüze çıkacak bir düşman mesela yok ama gündüz olmasının bir önemi var. Günün sonunda burayı biraz anlamak zor olabiliyor. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bu arkadaşla konuşmayacağız. Onun daha sonra içeri gelecek. Buradan bu çatıya atlıyorum. Bu çatıya atlıyorum. Ve şurada bir tane hemen yine hop golden seed'imiz var. Bu golden seed'i aldıktan sonra şurada bir tane harita şey olduğunu görüyorsunuz. O harita parçacığına doğru
kağıdına doğru artık. Ona ne demek diye gerektim bilmiyorum. Hani harita işaretine doğru gidiyor olacağız. Her ne kadar haritalar açıyor olsak da bu haritaların keşfi biraz daha sonra gelecek. Biraz daha dediğime bakmayın, bu bölgeye bayağı geç geliyor olacağız. Yine burada bir tane Grace'iniz var. Dilerseniz Grace açabilirsiniz. Harika. Ve şuradan bir tane harita daha almış olduk. Şimdi bu haritayı aldığın zaman böylesi bir ortam karşınıza çıkıyor. Şurada ışınlanmanıza imkan tanıyan bir başka şey var. Bir başka ışınlanma noktası var. Oraya gidiyoruz. Buraya gidiyor olmamın temel sebebi aslında sizlere bir şeyi tanıtabiliyor olmak olacak. Oraya giderken de bir başka şeyi görmeye çalışıyorum. Umarım görebiliyor olacağım. Bazen kaçırıyorum çünkü daha önceki oyunlarında kaçırdığım oldu. Büyülerinize ilgilenmiyorum beyefendi. Beni rahat bırakın. Bir saniye. Hah, seni arıyorum. Nerede olduğumu göstereyim. Hani diyaloğu almak isterseniz diye. Tam olarak bu noktadayım. Lanya'yı arıyordu. Gördüğünüz üzere Lanya burada ölmüş durumda. Ben Dialos diyor Lanya. Lütfen diyor bana cevap ver. Hello friend. Tell me if you know, would you, the whereabouts of the hidden house of those despicable fiends, the recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. Diyor ki, lütfen diyor dostum diyor, bana biliyorsan söyle diyor, bu kızları nasıl diyelim, kendi ırkından olan, kendisi gibi tanış olanları avlayan bu insanların nerede olduklarını biliyor musun diyor. Lanya'ya diyor şey yapanları, işte kılıcını kaldıranları, onu öldürenleri bulup onların cezasını vereceğim, haklarından geleceğim diye bir cümle kuruyor. Hoslow evinin, yani Hoslow malikanesini, yani nasıl da çevirmek istiyorsanız, hani Hoslow ailesinden bir karakter bu. Onların diyor hikayesi şeyle yazılır, kanla yazılır. Hani ben diyor intikamımı alacağım. Yani bayağı şey açıkçası, kararlı bu noktada, intikamını almak noktasında. Şuradan koşturalım. Kendisi aslında bu bölgenin daha da ötesinde olan bir yerdeki insanlara intikam almak istiyor. O yüzden questline orada devam ediyor olacak. Ama eğer ki buraya önce gidersiniz ve round table hall'da daha sonra giderseniz bu diyaloğu kaçırıyorsunuz. Daha sonra round table hall'daki ilk diyaloğu kaçırıyorsunuz. Çünkü direkt şeyi görmüş oluyorsunuz. Hani bunun hizmetkarının öldüğünü görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla benim hizmetkarımı gördün mü diye bir soru sormuyor size. Buradan direkt haritayı alma imkanımız oluyor. Şuradan Grace'i yakıyorum. Günün sonunda bulunduğumuz yer burası. Buranın sol tarafını açmış olduk. Buradan pek gösteremem sanki. Yani şu kısmı açmış olduk. Yani burası sol kısmı açmış olduk. Buradan dümdüz ilerliyorum. Burada yine bir sürü düşman çıkacak karşımıza. Onlarla ilgilenmiyoruz. Ve oyundaki ilk gizli duvarımızı gösteriyor olacağım. Gizli duvarlar mevcut şeyde, Elden Ring'de. Çok kolay fark edilmiyorlar ama bu kolay fark edilenlerden bir tanesi. Yani bayağı gizli duvar olduğu belli yani. Daha önceden Dark Souls oynadıysanız hani bunu kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Bunu yakıyorum. Arkadaki düşmanlar bir şey yapsınlar diye toparlıyorum. Hani onlarla uğraşmıyorum. Ben şu arkadaşla etkileşime geçmeyeceğim ama dilerseniz geçebilirsiniz. Kendisine sadece şeyini söylemek istiyorum. Bir satıcı ve bir demirci kendisi. Silahları güçlendirebileceği gibi silahları güçlendirmekte ihtiyaç duyulan upgrade metallerini satıyor. Somber Smithing Stone'lar satıyor. Şu an hani envantere göstermek gerekirse bir saniye. Aynen. Burada mesela hiç Somber Smithing Stone'umuz yok. Onlar zaten beyaz olarak gözüküyorlar. Özel silahları upgrade etmekte kullanılıyorlar ve oyunda özellikle oyunun başlarında çok sık bulunan içerikler değiller. O yüzden benim tavsiyem hani direkt şey yapmanız. Buraya ışınlanıp tekrar buraya geri döneceğiz. Benim tavsiyem hani bu şeyi açın. Özel bir silah kullanmak isterseniz gelip bundan upgrade materyali alma imkanınız olacak. O durumdan mahrum bırakmayın kendinizi. Pam 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 pam. Onu söyledim. Onu şey yaptık. Okey. Pardon, yanlış yere ışınlandım. Bir alta ışınlanacağız.
Yine koştura koştura bir başka karaktere gidiyor olacağız. Şimdi biz bir tane akademi scroll diye bir şey elde ettik. Elde etmiş olduğumuz akademik scroll'u verebileceğimiz farklı karakterler var. Bunlardan mesela bir tanesi Selan isminde henüz tanışmadığımız bir tane büyücü. O büyücüye verirseniz onun uzun bir tane quest line'ı var. Hani o quest line'a devam ettiğiniz müddetçe o büyüleri kendisine alabiliyorsunuz. Ya da mesela bir prayer book buldunuz diyelim. Prayer book'u teslim edebileceğiniz şey karakteri bulunuyor. Adınızı söyleyeyim. Prophet bir tane karakter var. Kendisi şeyde Kartus diye isim var isimde ama Kartus değil, Katus'tu galiba. O tip bir isim var. Round Table Hold'da mesela o arkadaşa gidip şey yapabiliyorsunuz. Nedir adı? Elinizdeki bir dakika yanlış gitmek istemiyorum. Ben şuna sağlanacağız. Elinizdeki prayer book'u teslim edebiliyorsunuz ve yeni incantation öğrenebiliyorsunuz. Ama mesela o karakter oyunda sürekli olarak hareket etmeye başlıyor bir yerden sonra. Dolayısıyla vermiş olduğunuz scroll'a ya da prayer book'a ait olan içerikleri alabilmek için aslında onların nereye gittiğini, ne yaptığını vesaire takip ediyor olmanız gerekecek. Questlerden biraz haberdar olmanız gerekecek. Onun yerine, onun aksine, o takip yüküne nazaran yapabileceğiniz daha iyi bir içerik var. O da benim şu an sizlere götürmekte olduğum bir tane NPC. Bu NPC'ye hem büyü içeriklerini hem incantation içeriklerini teslim edebiliyorsunuz. Teslim etmeniz durumunda kendisi her zaman için hep aynı yerde kalıyor. Hani teslim etmek zorunda değilsiniz. Hani kendisi her zaman için hep aynı yerde kalıyor. Ve dolayısıyla gidip ondan her zaman şey yapabiliyorsunuz. Bu büyüler olsun, incantation olsun öğrenip onlardan faydalanabiliyorsunuz. Kendisinin quest line'ına bağlı olarak da değiştiği, hareketli bir yer olmadığı için de içiniz rahat oluyor. Her zaman için o içerikten nerede olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bir scroll'u verseniz bile o scroll'un içeriklerini almaya yetecek kadar runnuz olmayabiliyor. Runnuz yoksa o içeriklere mahrum kalın istemem açıkçası. Hani günün sonunda bence o içeriklere sahip olmak önemli. Öyle kısaca belirtmiş olmak istedim. Pam pam pam. Yine kısa kısa trivia bilgilerim var burada. Oyunun eğer oynanış trailerını izlediyseniz karakterin atıyla bir yerden koşturup bir böyle taş bir zemin üzerine doğru gittiğini, zıpladığını vesaire görüyor olacaksınız. Orası burası işte. Kamera şu diğer taraftan bize bakıyor. Şu tarafa doğru bir manzara gösterişi var. Gayet başarılı. Yani trailer'daki bölgeleri böyle oyunda bulmak istiyorsanız hani bir tanesini ben şu an söylemiş oldum. Birkaç tane daha var. Hani benim böyle değineceğim, beğendiğim, hoşuma giden. Böyle trivia bilgilerle de biraz hani sıkılan arkadaşlar varsa ve bu at üzerine koşturmaktan vesaire onlara şey olsun istiyorum. Diyalog olsun, böyle bir içerik olsun. Yani biraz keyifli geçsin istiyorum. Yani tamamen içeriğin şey endeksi olmasını istemiyorum. Bakın burada bu silah var, bunu kullanın, devam filan. Çok sıkıcı olur gibime geliyor öylesi bir oynanış rehberi vesaire. Bana öyle walkthrough'lar. Hani adam mesela bir silaha gidene kadar hiçbir şey demiyor. İşte böyle bir yabancı birine denk geldim. Eleman böyle biraz değişik diyebileceğim bir arkadaş. Pam 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 pam. Biraz değişik diyebileceğim bir arkadaş. Hani şey diyor işte, anlatıyor mesela. Diyor guys diyor işte, this is our weapon from now on. Hani anlatıyor diyor. Bu diyor, bundan sonra kullanacağımız silah. Okey, tamam. Daha sonra hiç konuşmuyor. Böyle yürüyor. Hani bu çok sıkıcı bence. Bilmiyorum. O yüzden ben genelde konuşmayı ve bir şeyler anlatmayı tercih ediyorum. Evet, burada devasa bir tane kaplumbağamız var. Kendisi bir konuşun. I welcome you to the... I am Muriel, steward of this. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin, how it came to be known as... Diyor ki buranın, ben diyor seni bu Church of Wolves, İngilizce'de veya işte genel olarak yabancı kültürlerde şunun için kullanılıyor. Yemin etmek demek ama yemin şu şey yemini, evlilik yemini. Evlenirken hem koca hem eş şey yapıyorlar. Hem koca hem eş çok saçma oldu. İki eş de birbirine karşı evlilik yeminlerini söylüyor. Yani diyor ki ben işte atıyorum hastalıkla sağlıkla seni seviyor olacağım. İşte sen canımsın, ciğerimsin vesaire ve buna yemin ediyorum gibi bir şey söylüyorlar. Burası Church of Wolves diye geçiyor. Oyunda iki tane önemli karakter var. O iki karakterin aslında bir nevi birbirine yemin ettikleri kilise burası. Shattering has caused it is here at the Church of Vows that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucari. Şimdi günün sonunda Earth Tree of the Capital dediği bu devasa ağacın altında tam böyle kökünün olduğu yerde bir başkent bulunuyor. O başkent
aslında oyunun ana başkenti diye ifade edebilirim. Radagon o başkentin aslında liderlerinden bir tanesi. Bir de burada bir akademi var. Akademiyi de hani şuradan göstermek gerekirse tam karşıda bulunan. O akademi de aslında büyülerin vesaire çıktığı bir akademi. Günün sonunda Earth Tree'nin ailesiyle, yani Earth Tree kesimiyle bu akademiklerde Ay'ın yani Ay ailesi olarak geçiyor. Ay ailesi burada birbirleriyle bir evlilik gerçekleştiriyorlar. Bu işin lore'una ve hikayesine ben daha uzayan süreçlere giriyor olacağım. Hani burada Radagon ve Renala'nın evlendiğini bilmeniz belki yeterli olacaktır. Günün sonunda bu diyaloglara geçiyorum. Kendisi diyor ki eğer diyor istersen diyor hani ben sana diyor şey yapabilirim. Nedir adı? Büyü ve incantation öğretebilirim. Ayaklarım eskisi kadar tutmuyor. O yüzden sana etrafı gezdiremiyorum ama diyor hani bu noktalara sana destek olabilirim. Burada give scroll deyip academic scroll teslim edersek. Study Sorcery'lerinizde buradan Swift Glintstone Shard'la Great Glintstone Shard'ı elde ediyorsunuz. Hani başladığınız zaman kullanabildiğiniz ana büyülerin bir tık daha üst versiyonları bunlar. Bir de kendisini direkt satmakta olduğu Magic Glint Blade var. Pek şey değil bu. Çok başarılı bir içerik olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama şu arkadaş bayağı başarılı. Carrying Great Sword. İntelek satınıza yeterli seviyeye çektiğinizde kullanabileceğiniz güzel saldırı içeriklerinden bir tanesi oluyor. Asanızı bir Great Sword'a çevirip yüksek oranda büyü hasarı vuruyorsunuz. Gayet başarılı. Aynı şekilde buradan hani Study Incantations deyip kendisinden Blessings Boon'u alabiliyoruz. Bu hem bizi hem yanımızdaki şeyleri, dostları veya işte NPC'leri vesaire canlarını arttıracak şekilde bir etki gösteriyor. Oldukça başarılı aslında ama Fate anlamında 24 istediği için, yani 24 Fate istediği için bizim çok da faydalanacağımız bir içerik olmuyor bu arkadaş. Ama kendisi burada, hani kendisiyle burada konuşup bu aksiyonu alabilirsiniz. Zaten buraya gelmesi çok uzun sürmedi. Bir diğer içerik şu. Diyelim ki bir NPC'ye saldırdınız, vurdunuz şöyle, aa dediniz ya, ooo ben buna vurmak istemiyordum, Allah kahretsin, şimdi bana düşman kesildi, başladı NPC'ye saldırmaya. NPC'yi öldürmek zorunda değilsiniz. Gelin buraya, burada bununla konuşun, deyin ki Eton, hani Eton bir nevi şey, günahlardan arınma gibi düşünebilirsiniz. Eton deyin, bir miktar run kaybediyor olacaksınız, kaybetmiş olduğunuz runların karşılığında da aslında aranızın bozuk olduğu NPC'lerle aranızı düzeltiyor olacaksınız. Şurada bir tane sandık var. Sandığı ben şu an bilerek açmayacağım. İçerisindeki içerikleri ve ne işe yaradıklarını ben ileride göstermek istiyorum. O yüzden bu videoya dahil etmiyor olacağım. Şimdi şuradan atımıza binelim. Hop. Şuraya geleyim. Burada bunu videoda yapmış olalım. Hani içinizde biraz su yapmak anlamında. Flask'a geldim. Golden Seed'leri kullanıyorum. Golden Seed'leri toplamış olduklarımı ekliyorum. Sacred şeyleri kullanıyorum. Sacred tier'ları kullanıyorum. Okey. Şimdi günün sonunda bakalım ne kadar şeyimiz var. 6 tane flask'ımız var ve artı 5'teyiz. 4, bir tane şeyimiz var. Mana potumuz var. Yani toplamda 7 tane flask'ımız var. Ve artı 5 oranında. Artı 5 olması şunu ifade ediyor. Bunu içtiğiniz anda canınız fullenir şu an. Hani gerçekten bir 30'a, hani vigor statınızın 30 vesaire olması lazım ki şey olsun. Nedir adı? Tam fulleyemesin, dolduramasın vesaire. Şimdi oyunun başlangıcı için çok geniş bir bölgeyi dolaştığımızı, hani kapsamlı bir şekilde gezdiğimizin farkındayım. Hani biraz böyle absürt gelmiş olabilir. Ama open world bir oyunda bence böylesi bir içerik sunmak gerekiyordu. Yani şarttı. Özellikle Elden Ring gibi bir oyunda daha büyük bir şarttı. Ben de hani elinden geldiğince sizin için çok da sizi zorlamayacak, sizi tehlikeye atmayacak bölgelerden belli başlı içerikler topladım. Günün sonunda haritamız bu şekilde, hani bayağı bir yer açtık vesaire ama daha açacak bir sürü içeriğimiz var ve buralarda inanın o kadar fazla içerik var ki yani dudağınız uçuklayacak hani her birini alana kadar. Bu içeriklere girmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Burada başlangıç silahı olarak Broadsword, Lordsworn, Greatsword, işte Twinblade, Morningstar, Flail, işte Meteoral Staff, zaten bir tane seal'ımız var vesaire. Bunları bir almış olduk. Eğer ki şeyseniz, nedir adı? Eğer ki bu silahlardan başka bir silah geçmek niyetindeyseniz ki toplayacağız onları da. Yani Limgrave bölgesinde hala bayağı bir miktarda silah var. Onları toplayıp tanıtıyor olacağım ama burada bu almış olduğumuz silahlarla, asalarla ve seal'larla rahat rahat bir başlangıç yapabilirsiniz. Karakteriniz için bir tane silah seçin ve seçmiş olduğunuz silahı upgrade edin. Ben bir sonraki videonun başına kadar, yani bir sonraki videoya geçişe kadar elimize sahip olduğumuz smithing stone'ları vesaire kullanarak aslında silahlarımı güçlendirmeyi planlıyorum. Belki direkt videoya dahil ederim. Hani ondan şu an için çok emin değilim. Ama şunu yapacağımı söyleyebilirim. Şurada, şu Lenne Zeiss bölgesinde yaklaşık 10.000 ruh
kasıyor olacağım. Yani 5 kez o taşı aşağıya düşürüp düşürüp 10.000 ruh elde ediyor olacağım. Elde etmiş olurum. O 10.000 ruhu bir sonraki videoda kullanıyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.